Mükemmel güneşli bir Melbourne gününden merhabalar diyorum size. Şu anda kaldığım yurdun önündeyim. Birkaç kişi benden yurt ve oda turu videosu istemişti. Zaten kimse söylemese de ben aslında böyle video çekmeyi düşünüyordum. Ama birileri söyledikten sonra birazcık da motive oldum böyle. Bugün de böyle hava güzel, kendimi iyi hissettim. Yapacak başka bir işim de yoktu. Dedim ki bu videoyu çekeyim bugün. Şimdi öncelikle ben niye yurtta kalmaya karar verdim? Ya yurtta kalacaktım ya eve çıkacaktım. Şimdi eve çıkacak olsaydım şöyle olacaktı. Avustralya'ya gelmeden önce kendime işte 10-15 günlük bir Airbnb ya da bir hostel, otel bir şey ayarlayıp geldiğimde burada ev arama telaşına girecektim ve burada ev tutma işleri birazcık karmaşık, birazcık zor. Onlarla hiç uğraşmak istemedim açıkçası gelir gelmez. Zaten geldikten 2-3 hafta sonra okulum başlayacaktı. Hiç bu ev bulma telaşına girmek istemedim. Bir de yurt hem maddi olarak avantajlıydı, hem içinde eşyası var, hiçbir şeyle uğraşmayacağım, fatura düşünmeyeceğim, hiçbir şey düşünmeyeceğim. Bana mantıklı geldi. Şu anda bu arada yurt için günlük 28,5 dolar ödüyorum. Önümüzdeki sene 30 dolar olacakmış. Yani aylık 900 dolar gibi düşünürsek işte haftalık 225 dolara gelmiş oluyor ve bu Melbourne standartlarında bayağı uygun bir fiyat. Ben şu an burada normal bir eve çıksam haftalık çok daha fazla ödeyeceğim ve fatura şu bu düşüneceğim. Burada fatura düşünmüyorum. Kaloriferler kışın çok güzel yanıyor. Gayet içeri sıcak oluyor. İnternet zaten okulun interneti vesaire. Bayağı avantajlı bence. Bu arada burası okulun yurdu ama okulun içinde değil. Ben gelmeden önce okulun kampüsünün içinde olacağını zannetmiştim. Okulun kampüsünün içinde olan bazı yurtlar da var. Ama burası okulun kapısına yaklaşık böyle bir 5-6 dakika yürüme mesafesinde bir yurt. Yani teknik olarak okulun içinde değiliz ama bu arazi, yani yurdun tam olarak üzerinde bulunduğu arazi okulun arazisine dahil ediyorlar. Yani burada bir problem olduğunda okulun arazisinde olmuş sayılıyor. Mesela okula girmesi yasak olan bir insan buraya da gelemiyor. Onun dışında bu çevre McLeod diye geçiyor. Bandura'ya bağlı. Çok huzurlu. Zaten merkeze uzağız. Merkeze bir 15-20 km kadar uzaklıktayız. Çok tatlı bir çevre. Yemyeşil. Zaten her yer yemyeşil. Ben o yüzden etrafı çok seviyorum. Yurdu da çok seviyorum. O yüzden seneye de burada kalmak için hatta kontrat imzaladım. Seneye de burada kalacağım. Bu arada burası okulun yurdu olduğu için tabii ki okulun öğrencilerinin kalmak için önceliği var. Ama öğrenci olmayanlar da kalabiliyor. Ben web sitesinde bunu görmüştüm. Olur da Melbourne'e gelecek olursanız, yurtta kalmak isterseniz bunu aklınızda bulundurun. Üniversitelerin yurtları dışarıya da açık olabilir. Sadece öncelikli değil. Öncelikli olmayacaksınız. Yani üniversite öğrencisini öncelik tanıyorlar. Size öncelik tanımayacaklar ama yine de şansınızı deneyebilirsiniz. Yurtta kalmak bence bayağı avantajlı. Onun dışında bence yurtta kalmak sosyalleşmek için de çok güzel. Ben böyle şey bir insan değilimdir. Hani birilerini göreyim gideyim, hay havar ne yapıyorsun diyeyim, hemen arkadaş edineyim falan. Bu tarz bir insan değilimdir. Ama yurtta olunca ister istemez konuşuyorsunuz. Yani her gün aynı mutfakta aynı kızlarla aynı çocuklarla yemek pişiriyorum. İster istemez arkadaş oluyorsunuz. Ve böyle aynı binanın içinde bu kadar sizin yaşadığınız insan olması çok güzel. Yani ben mesela geçenlerde hastaydım. Bir tane arkadaşım kapıyı çaldı. İki tane böyle çay getirmiş bana işte toparlayayım falan diye. Gerçekten çok tatlı bir ortam. Benim şansıma yurtta kalan insanlarla da böyle bir 5-6 ya da 7 kişilik bir grup olduk. Çok güzel anlaştık hepimiz. O yüzden bayağı şanslı hissediyorum. Şimdi yurda gezmeye başlayabiliriz. Haydi gidelim. Şimdi yurda girer girmez şöyle bir televizyon odamız var. Şurada bir otomatımız, şu arkası otopark. Şu da benim mavişim. Onunla ilgili de bir video gelecek. Avustralya'da araba almakla ilgili. Böyle mektuplarımız, kargolarımız buraya geliyor. Şu da benim tripodum. Demin kullanıyordum. Şimdi buraya koydum. Böyle bu televizyonda Netflix falan var. Güzel güzel akşamları bazen film falan izliyoruz. Burayı seviyorum. Burası böyle bir küçük 4 bilgisayarlı çalışma odamız. Ama şu anda benim çok işime yarıyor çünkü bilgisayarım yok. Şimdi arka kapıdan çıkıyorum. Bu arada yurdun A binası ve B binası var. Ben A binasında kalıyorum. Ama bazı şeyler B binasında. Mesela çamaşır yıkamaya B binasına gidiyoruz. Bir de onların televizyon odası birazcık daha güzel. Böyle piyano, masa tenisi falan var. Size şimdi orayı da göstereceğim. Şurası sigara içen insanların sigara içtiği alan. Baksanıza ya, arka bahçe bile bence aşırı güzel. Şöyle göstereyim. Şurada arabalar park ediliyor. Şurada bir barbekümüz var. Avustralya'nın her yerinde olduğu gibi. O barbeküyü kullanabiliyoruz. Şunlar istediğinizde alıp kullanabildiğiniz okulun bisikletleri. Yine kimliğimizi okutuyoruz.
Burası B binasının mutfağı. Bu mutfak biraz daha büyük çünkü B binasında sadece bir tane mutfak var. Bizim A binası gibi 3 tane mutfak yok. Ve bakınız onların televizyon odası. Onların demeyeyim gerçi biz de geliyoruz. Şurada şöyle bir tiyatro sahnesi gibi bir şey var. Bilardo, masa tenisi, yine Netflix'li bir televizyon. Langırt ve piyano. Size bir şarkı icra edeyim. Burası da çamaşır odamız. Çamaşır yıkama ücretsiz bu arada. Çoğu yurtta böyle bozuk paralarla, 1 dolar, 2 dolar gibi paralarla çalışıyormuş ama bizimki ücretsiz. Bunlar çamaşır makineleri, bunlar kurutma makineleri. Burada ütülerimiz var. Ütüler rezil ama hiçbir işe yaramıyorlar. İşte böyle. Burası mutfak. Bu arada mutfaklar ve banyolar ortak. Bazı içinde kendi banyosu olan oda tipleri var ama şurada yemeğimizi pişiriyoruz. Sonra geliyoruz burada yiyoruz. Bu masada ne dedikodular, döndü ne dedikodular. Baksana da şu görüntüyü bile çok seviyorum ya. Yani bakar mısınız? Sineklikten dolayı şu an biraz şey gözüküyor ama. 3 ayrı mutfak var yurtta bu arada. Ben size benim kullandığım mutfağı gösterdim. Ve şimdi benim odama geliyoruz. Bu annemin tasarımı. Ben şu pembe çiçekten hiç haz etmesem de anneciğim yaptı diye saklıyorum. Evet, şimdi odama giriyorum. Böyle girer girmez burada şöyle bir şeyim var. Kişisel bakım, temizlik, her şey burada. Yanında bir mini buzdolabım var. Bu mini buzdolabı ilk başta yoktu. Sonradan edindim bunu. Ve açıkçası odanın şeyini çok bozdu. Yani oda zaten görebileceğiniz üzere çok büyük değil. Odada çok yer kapladı ama hayatımı çok kolaylaştırdığı için koymak zorundaydım. Onu koymadan önce ayakkabılığım orada çok daha güzel bir şekilde duruyordu. Ama yapacak bir şey yok. İşim çok kolaylaştı ve hemen bir ürün yerleştirme yapalım. En büyüğün Beşiktaş olduğunu unutmuyoruz. Teşekkürler. Burada böyle ayakkabılarım durmaya çalışıyorlar. Bir kısmı da masanın altında. Anca sığıyorum çünkü. Ve masam, bilgisayarım yok, iPad'im var. Bilgisayarım Hakkı Rahmet'ine kavuşmak üzere olduğu için tamirde şu anda. Burada böyle çok fazla bir alanım yok zaten. O yüzden her şey burada yani. Şurada makyaj malzemeleri var. Şurada işte birazcık takılar var, gözlükler var. Kitaplar, şurada defter hastalığımı bilenler biliyor. Buraya da tabii ki bayağı bir defter getirdim. Defterlerim burada. Buraya getirebildiğim az sayıda kitabım var. Hatta şunların hepsini okudum. Türkçe olarak sadece bir tane kitabım kaldı. Bu yüzden bayağı üzgünüm. Suluklar çok önemli biliyorsunuz. Çünkü musluktan su içebiliyoruz. Masamda her zaman duruyorlar. Burası yatağım. Tabii ki yatak örtüm yok. Burada ben hiçbir şekilde böyle dekorasyona bir yatırım yapmıyorum. Ve her an her yere taşınabilirim. Yarın nerede yaşayacağım belli olmadığı için de açıkçası böyle yatak örtüsü gibi ağırlık yapacak hiçbir şey almıyorum kendime. Böyle duruyor yatağım. Şöyle başucumuzda bir komedimiz var. Bu da şu an okuduğum kitap. Göç edenler, etmeyi düşünenler için güzel bir kitap olacak gibi. Henüz bitirmedim ama. Başucuma şöyle işte tokalarım, takılarım var burada. Böyle bir şey aldık. Bunu yurttan bir tane arkadaşım, ben haritaları çok sevdiğim için, o da çok sevdiğim bildiği için bana hediye etti. Çok hoşuma gitti, çok mutlu oldum. Bence odayı çok güzel gösterdi. Şöyle bu açıdan bakarsak şurada bir dolabım var. Bavullar vesaire üzerine duruyor. İşte odaya sığmaya çalışıyorum. Yani bu odada böyle çok hani odayı çok güzel göstereyim, bavullar öyle açıkta olmasın falan gibi bir durum yok. Çünkü hayatta kalmaya çalışıyorsunuz küçük bir odada. Şöyle kapının arkasında çantalarım var. Buraya böyle 3 tane şey aldık takılarımı asabilmek için. Oda küçük olduğu için normal lensle çok da güzel belki anlaşılamaz büyüklüğü diye şu an geniş açı çekiyorum. Gördüğünüz gibi yatağın altı bile dolu bu arada. Orayı da tabii ki depolama alanı olarak kullanıyorum. Hiçbir şekilde sığamadığım için. Ama güzel aydınlık bir oda. Öğleden sonra güneş alıyor. Şöyle. Böyle bir yaşam alanım var işte. Bu arada ben manzarama bayılıyorum. Hatta yurtta daha büyük odalar var. Şimdi camı açacağım bir saniye. Yurtta daha büyük odalar var ve aynı fiyatı ödüyorsunuz. Ama ben onlardan birinde kalmak istemedim. Çünkü arka taraftalardı ve bu odanın manzarasına bayılıyorum. Bakar mısınız? Yani kalkınca şöyle yeşilliği görmek çok güzel. Demin videoyu şurada çektim bu arada. İşte odamın manzarası. Çok seviyorum.
Kaldığım yurt ve odam bu şekilde. Bence bir yeri eviniz gibi hissetmek çok önemli. Ben buraya ilk geldiğim akşam odaya girdim. Bir tane masa, bir tane yatak, komodin, bir de bir tane dolap var, bir de sandalye var, pardon. Böyle hapishane gibiydi, bomboş. Dedim ki hani bu oda ne yapsam doğru düzgün gözükmez. Ben burada nasıl yaşayacağım falan. Çok ağladım ilk geldiğim akşam. Böyle bayağı şey oldu. Ama küçük dokunuşlarla orayı ev gibi hissedebiliyorsunuz gerçekten. Ben mesela şu an burada gerçekten ev hissini yakaladım. Yani burayı evim gibi hissediyorum. Hani evim İstanbul'da. Şu an geçici olarak burada kalıyorum gibi hissetmiyorum. Burası benim evim şu anda. Ve çok seviyorum gerçekten odamı da, kaldığım yurdu da. Umarım siz de videoyu keyifle izlemişsinizdir. Gözlerinizden öpüyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Niye böyle bir şey söyledim bilmiyorum. Kendimi Ahmet Arif falan zannettim galiba. Bir umudum sizsiniz, anlıyor musunuz? Hay Allah'ım, saçmalamaya başlıyorum. Tamam, Ahmet Arif'i de çok severim. Bu arada Allah rahmet eylesin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.